Ziya Gökalp özellikle milliyetçilik ve Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleriyle ünlenmiştir. Türk milliyetçisi Ziya Gökalp 23 Mart 1876'da Diyarbakır Çermik'te doğdu. 25 Ekim 1924'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl ismi Mehmet Ziya. Babası yerel bir gazetede çalışan memurdu. Eğitimine Diyarbakır'da başladı. Amcasından geleneksel İslam ilimlerini öğrendi. İkinci Meşrutiyet'ten sonra İttihak ve Terakki'nin Diyarbakır şubesini kurdu ve temsilcisi oldu. Peyman gazetesini çıkardı. 1909'da Selanik'te toplanan İttihat ve Terakki Kongresi'ne Diyarbakır delegesi olarak katıldı. Bir yıl sonra örgütün Selanik'teki Merkez Yönetim Kurulu'na üye seçildi. 1910'da kurulmasında öncülük yaptığı İttihat Terakki İdadesi'nde sosyoloji dersleri verdi. Bir yandan da Genç Kalemler dergisini çıkardı. 1912'de Ergani Maden, Diyarı Bekir, Mebusu olarak Meclis-i Mebusan'a seçildi. İstanbul'a taşındı. Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı. Derneğin yayın organı Türk Yurdu başta olmak üzere Halka Doğru, İslam Mecmuası, Milli Tetebbular Mecmuası, İktisadiyat Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmuada yazılar yazdı. Bir yandan da İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri verdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yenilmesinden sonra tüm görevlerinden alındı. Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili işgal mahkemesi tarafından yargılandı. Mahkeme sürecinde soykırım iddialarını kesinlikle reddetmiş ve mukatele tezini savunmuştur. 1919'da İngilizler tarafından Malta adasına sürgüne gönderildi. Burada kaldığı dönemde ailesiyle yaptığı mektuplaşmalar daha sonra Malta Mektupları adıyla kitaplaştırılmıştır. Ve bu kitap Malta sürgünlerinin orada geçirdikleri hayat şartları ile ilgili elimizdeki yegane eserdir. 2 yıllık sürgün döneminden sonra Diyarbakır'a gitti. Küçük mecmuayı çıkardı. 1923'te Marif Vekaleti, Telif ve Tercüme Heyeti başkanlığına atandı. Ankara'ya gitti. Aynı yıl 2. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Atatürk tarafından Diyarbakır mebusu olarak seçildi. 1924'te kısa süren bir hastalığın ardından İstanbul'da öldü. 2. Mahmut Türbesi haziresine gömüldü. Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecinde yeni bir ulusal kimlik arayışına girdi. Düşüncesinin temelinde Türk toplumunun kendine özgü ahlaki ve kültürel değerleriyle Batı'dan aldığı bazı değerleri kaynaştırarak bir senteze ulaşma çabası yatıyordu. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak diye özetlediği bu yaklaşımın kültürel öğesi Türkçülük, ahlaki öğesi İslam'dı. Uluslararası kültürün yapıcı öğesinin ulusal kültürel olduğunu savundu. Saray edebiyatının karşısına halk edebiyatını koydu. Batının teknolojik ve bilimsel gelişmesini sağlayan pozitif bilim anlayışını benimsedi. Dini, toplumsal birliğin sağlanmasında yardımcı bir öğe olarak değerlendirdi. Toplumsal modeli dayanışmacılık temelinde şekillendirdi. Bireyi temel alan liberalizm ve kapitalist toplumun sınıf mücadelesiyle yıkılarak sınıfsız toplumun kurulmasını hedefleyen Marksizm'e karşı sınıfsal ayrımları değil mesleki ayrımları gören, mesleki örgütleri temel toplum birimi olarak kabul eden, meslek örgütlerinin dayanışmasıyla toplumsal huzurun kurtarılabileceği savunan solidarizme karar kıldı. Toplumsal ve siyasi görüşlerini anlattığı sayısız makale yazdı. Türkçülük düşüncesini sistemleştirdi. Milli edebiyatın kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynadı. Ziya Gökalp önce Türkiye Türkçülüğü sonrasında, Oğuzculuk daha sonra ise Turancılık fikirlerinin destekçisidir. Eserleri Limni ve Malta Mektupları, Kızıl Elma 1914, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak 1929, Yeni Hayat 1930, Altın Işık 1927, Türk Töresi 1923, Doğru Yol 1923, Türkçülüğün Esasları 1923, eserin ilk baskısı Osmanlı alfabesiyle yayınlanmıştır. Türk Medeniyet Tarihi 1926, ölümünden sonra, Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler ölümünden sonra, Altın Destan, Üç Cereyan, Hars ve Medeniyet, Kuğular, Felsefe Dersleri 2006.